İstanbul'un park sorunu malum. Ancak sürücülerin buldukları her boşluğa araç bırakması bambaşka bir sorun. Özellikle engelliler için. Öylesine ki zaten zor olan hayatları kabusa dönüyor. Uyduruktan bir iniş, engelli inişi için bir yer yapmışlar ama yine gelmiş, sağ olsun vatandaşımız. Tam da o noktaya arabasını park etmiş. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 6 tane araç. Nereden yürüyecek? Benim yürüme yolumu direkt engellemiş oluyor. İstanbul'un taşı toprağı altın. Ama onlar için taşı toprağı, yolu kaldırımı eziyet. Üzerine bir de sorumsuz sürücüler ve duyarsızlık eklenince iş içinden çıkılmaz hale geliyor. Aslında çok söze gerek yok. Sadece bu kare bile her şeyi özetliyor. Hatalı park eden sürücülerin en çok dikkatinden kaçan nokta ise yürüme engellerin kaldırıma inip çıktıkları işte bu rampanın tam da ağzına park etmeleri. İşte bir rampa ve hemen yanı başındaysa bir otomobil, bir yürüme engellinin buradan geçebilmesi imkansız. Polat Sarıçiçek de onlardan bir tanesi. Bakın şu an geldi ve buradan kaldırımdan aşağıya inemiyor. Kendisi yok, herhangi bir not bırakmamış. Öyle bir not da göremiyoruz arabanın bir kenarında. Burada mahsur kaldık. Engelli vatandaşlar için rampadan inebilmek bir dert, rampaya gelebilmek ayrı bir dert. İşte gördüğünüz gibi bakın, yani lastiğe şu an takılmış durumdayım. Yani ne kadar geçmeye zorlasam da kırdığım zaman da tarafta kaldırım taşına çarpıyorum. Sol tarafta. Ya bir şekilde sıkışmış durumdayım yani şu an burada. Geri gitmekten başka çaresi yok. Bu tırtıklı sarı çizgilerde aslında görme engelliler için, ancak hatalı park eden sürücüler onların da alanlarını ihlal etmiş. İşte bir tırtıklı sarı çizgi ve bakın hemen ucunda bir araç var ve görme engelli birinin buradan geçebilmesi imkansız. Sarı çizgilerin ne anlama geldiğinin ya farkında değil ya da farkında olsa bile herhalde görmezden geliniyor. Ortopedik engelliler mahsur kalıyor ama söz konusu görme engelli olunca ölüm tehlikesi bile var. O araba sonuçta orada park edince ben nereden geçeceğim konusunda bir anda şaşırıyorum. Geri mi dönsem diyorum, ne yapsam diyorum. Bu arada yola çıktığım zaman Allah korusun yoldan araçlar geçiyor ve araçlar bana teğet geçebiliyor. 1, 2...